değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Yine bugün güzel bir konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Uranüs'ten. Uranüs diğer bir ifadeyle büyük uyandırıcı. Evet bunu e, yabancı dilde ilk gördüğümde Great Awakener yazıyordu arkadaşlar. Büyük uyandırıcı. O zaman anlamaya çalışıyordum yani nasıl uyandırıyor hani. <laughs> Ama işte depremde direkt uyanınca arkadaşlar bu metaforu daha iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü deprem sırasında büyük bir panikle kalkıyorsunuz ve direkt uyanıyorsunuz. Yine depremlerle alakalı Uranüs ve insana uyku haram oluyor. Şu anda burada Mersin'de bile birçok insan halen deprem korkusuyla yaşıyorlar. Tedirginler. Bu yüzden biraz Uranüs'ten bahsetmek istedim. İsmi de Büyük Uyandırıcı. Gerçekten çok sıra dışı arkadaşlar. Bugün de sevgili atamızı yad etmek istedim. Çünkü o da bir büyük uyandırıcıydı. Gerçek bir hani her Uranüsyen insanlar benim hayatımda gördüğüm en uranüsyen insanlardan birisi. Zaten haritası da onu doğruluyor. 4 Ocak 1881 aldığımızda Güneş Uranüs arasında üçgen açı var. Neptüne de da üçgen, büyük üçgen. Çok farklı bir insan. Gerçek bir devrimci. Kendisini tekrar e, saygıyla anıyorum. Şimdi Arkadaşlar hani burada biraz Atatürk'ü neden öne çıkardım? Şimdi Uranüs'ün temel mantığını anlamamız gerekiyor. Uranüs işte şok eder. Uranüs işte sarsar. Beklenmeyen bir anda beklenmedik bir şeyle karşılaşırsınız. Mantığı şöyle kurdum arkadaşlar. Şimdi mesela örneğin Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi ve deprem ülkesi sürekli depremler oluyor ama müthiş gelişmiş ne yapıyor Japonlar depreme karşı önlem olarak çok sağlam binalar yapıyorlar hatta Japon teknolojisi hep biz deriz işte depremlere karşı yok raylı sistem bilmem ne inanılmazlar şimdi çağ yani bin on binlerce yani sürekli işte yaşadığımız gezegende depremler oluyor çok yıkıcı depremlerle karşılaşmışız. Hatta öyle depremler olmuş ki toprağın üstünde bile insan zor duruyor. Şimdi buradan şu mantığı kurabiliriz arkadaşlar. Düşünün bir doğa olayı geliyor deprem gibi ve siz insanoğlu şunu düşünüyorsunuz. Bir daha böyle bir depremde ne yapmamız lazım? Mecbur bir daha gelişmiş bir şeyler yapmanız gerekiyor. İşte o yüzden Uranüs teknoloji de alakalı. Normal olursanız veya bilinç düzeyiniz düşük kalırsa, Uranüs sizi silkeliyor. Bunun sebebi işte arkadaşlar, gelişmenizi zorluyor. Yani aslında hani biz şöyle düşünüyoruz mesela gezegenleri tanımlarken, efendim işte Satürn büyük kötücül, Pluto kötü, Mars kötü, küçük kötücül falan. Hiçbir gezegen kötü değil arkadaşlar, zor. Zor gezegenler. Ama her birinin bir anlamı var. Hepsini doğru şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi Uranüs büyük işte uyandırıcı. Yani e, kişi kendine geliyor. Şimdi bunları böyle söylüyorum ama hani ya ben deprem ya nedir ya isterse dokuz olsun diyemeyiz. Bu, bu kadar basit bir şey değil arkadaşlar istediğiniz kadar bilinçli olun. Ben mesela oturduğumuz bina sağlam yapılmış ama denize yakınız. Acaba zeminden bir şey olur mu endişesi taşıyorum. Şimdi bu yüzden Uranüs etkisinde arkadaşlar kesinlik ve kesinlikle sizi şuna itiyor. Daha bilinçlenmeniz, daha ileri gitmeniz. Aslında her gezegen bu anlamda çok değerli. Ya biz mesela işte 6, 8, 12 kötü evler. Ama bu evler sizin MC ve IC aksınızda da açı yapıyor. Kötü diye bir şey yok ki. Şimdi bu depremler olmasaydı belki biz daha da lay lay lom devam edecektik. Ha ben yine de çok böyle negatif düşünmek istemiyorum ama toplumumuzun bilinç düzeyinin çok düşüklüğü beni düşündürüyor. Ya bu yüzden kimseyi suçlamıyorum. Çünkü ciddi bir e, geri toplumuz arkadaşlar. Zaten en büyük sıkıntımız bu. Bu geri toplum olmasaydık e, iktidarı, muhalefeti, müteahhiti, mimarı, mühendisi böyle olmazdı. Ya bir deprem oldu. Suçlu arıyoruz. Suçlu hepimiziz. Bakın hep söylüyorum. Mesela diyelim ki çok iyi denetlediniz. Bu sefer rüşvet verecekler. Yani hiç mi aklımız çalışmıyor? Şu binaları sağlam yapalım. Burası deprem ülkesiyiz. Yine en büyük endişem burada da tekrar gerekli önlemler alınmayabilir. Bundan ders çıkarmayabiliriz. İşte Uranüs bir daha çarpacak bize. Bir daha çarpacak, bir daha çarpacak, çok çarpar. Bu tür gezegenlere kötü, iyi falan gerek yok. Belki bundan ben de şahsen etkileneceğim, belki bir gün bu, bu durumdan dolayı ben de etkileneceğim. Ama elimden geldiğimce bilincimi açık tutmaya çalışıyorum ve kolektife hizmet etmeye çalışıyorum. Hani şey iddiasındayım, ben bütüne çok hizmet ediyorum. Bunu hani elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Belki de e, okyanusa bir küçücük damla su damlatıyorum. Bir işe yarar mı? Sonunu düşünmüyorum. Sadece inanıyorum ve yapıyorum. Uranüsün bu yanını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Uranüs şok eder sarsar, sar, silkeler. O yüzden bugün Atatürk'ün, hani tişörtümde Atatürk'ün e, işte e, silüetinin basılı olduğu bir tişört giydim. İşte bakın o bir uyanmış bir insandı. Ve bu ülkeyi de uyandırmaya çalıştı. Ama biz tekrar uykuya geçtik. Ve birçok videomda da söyledim. Biz ne çabuk unuttuk bu ülkenin yeni kurulduğunu. Nasıl unuttuk Gölcük depremini? Gölcük'te dep bir sürü insan öldü. Çok yıkıcı bir depremdi. Ve İstanbul'u o, o depremden sonra tahminimce iki kat daha büyüttük. Aklım almıyor. Uyanmamız lazım değerli dostlar. O yüzden büyük uyandırıcı deniyor lunar e. Uyanmazsanız sizi daha da kötü silkeler. Bakın hazır olmalıyız. Korku üç yapmak değil bu. Korkun Uranüs yıkacak falan öyle değil. Gelişmemiz gerekiyor, gelişmemiz ve kolektif hareket etmemiz gerekiyor. Teknolojide gelişmek zorundayız. Yani şu bina olayından sonra ya yani Türkiye'de özellikle şu müteahhitlik sistemi hepimiz suçluyuz hükümeti sadece olay hükümet falan. Muhalefet. O, muhalefet de muhalefet deniyor. Olay onun üstünde değerli dostlarım. Çünkü onlar bizim içimizden çıkmış insanlar. Hani ben hükümeti de muhalefete eleştiriyorum. Benim kanalımı izleyenler biliyor. Ama artık buradaki temel sorunun biz olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Yani hep böyle topu birilerine atıyoruz. O suçlu bu suçlu. Hepimiz suçluyuz. Kimse kusura bakmasın. Mesela siz bina alırken o binayla ilgili dayanıklık raporlarına bakıyor musunuz arkadaşlar? Burada biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Siz dikkatli bina almış olsanız bu müteahhitler bunu yapamaz. Her Türkiye'de 300 kişiden bir müteahhit ya şaka gibi ya. 350 bine yakın müteahhit var. Zaten nüfusumuz yaklaşık 85 milyon 90'a doğru gidiyoruz. Her 300 kişiden bir müteahhit şaka mı ya bu? Akıl alır gibi değil. İnşaat sektöründe dünyada belki böyle e, en gurur duyduğumuz alanlardan birisidir. Ama depremlerde çok kötü bir sınav verdik. Çok kötü. O yüzden buradaki olayı ya işte Allah'a dualar tamam hepimiz edelim. Ama değerli dostlarım. Bakın burada ilahi sistemle ilgili bir video yaptım. Burada bir mantık var. Bir uyandı, uyanmamız gerekiyor. Sistem yani ilahi düzen bize bu depremleri göndererek hani diyorsunuz ya Allah her şey hayır ve şer Allah'tan. Bunu yaparak biz ne yapacağız? Mesela fay hatlarım var. Ya buralar az kat yapacağız ve sağlam yapacağız. Ya deprem ülkesiyiz ya sonra Allah'ın bizi, yani biz yani sen tedbirini al, gerisini yaradana bırak. Biz tedbir alıyor muyuz değerli dostlarım? Bunu yapmamız gerekiyor. Yani herkes artık birbirlerini uyarması gerekiyor. Yeter artık. Herkes bilincine her hepimiz konuşuyoruz. Çevremizde mesela ev alacaksınız. Ev alırken dikkat edin. Ya da bir partiye oy vereceksiniz. Partilere katılın. Bakın ben YouTube'da politika kanalında şunu söylüyordum. Herkes partiler üye olsun. O partileri denetlesin. Ne yapıyorsunuz siz? Çalışıyor musunuz? O zaman ne muhalefet partileri böyle şey olur ne de iktidar partisi bu kadar kibirle zannedersiniz ki Allah katında bir şey. Nasıl bir kibir? Ülkemiz dini söylemlerden geçilmiyor. Bir de şey diyoruz onlar helak oldu işte şeyler Allah inanmadı Allah onları helak etti peki bizim bu, bu olaya ne diyeceğiz arkadaşlar bu olaya ne diyeceğiz bu tür söylemler çok yanlış yaradanın şeyine karışamayız bilemeyiz biz her şeyi çok bildiğimizi zannediyoruz aslında inanın bildiğimiz hiçbir doğru bir şey yok sadece şu konularda de önlemler alalım artık gerçekten uyanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, sürekli YouTube kanalımda sürekli ama sürekli birçok videomda beni sürekli izleyenler bilir. Avazım çıktığı kadar yani sürekli artık sesim bile hani şey oldu. Bu noktada uyanmamız gerekiyor. İşte 2021'de 8 Aralık'ta video yapmışım. Neptün bizi hayal alemine geçirmiş. Uyuyor, uyumuşuz. hayal aleminde işte gidiyoruz. Polito 8. eve girecek, bizi bir silkeleyecek diyorum. Ve bizi büyük bir enkaz kalacak diyorum. Kelimelere bakın arkadaşlar. Ya daha ne olacak yani? Yani aklım almıyor. Olmaz. Olmaz. Etrafımıza en, hani ben bilinçli denilen insanların da böyle sadece işte mesela ay bu Tayyipçi falan diye o kitleyi kendinden uzaklaştırmasını doğru bulmuyorum. Ya bunlar da işte şöyle. Bakın zaten amaç bu. Sizi ayrıştırmak. Bütünleşin. Bir araya gelin. Konuşun ya kardeşim bu böyle olmaz. Muhalefet o zaman muhalif liderler de dikkat eder. Onlar da böyle Aa, zaten bunlar mecbur bana oy verecek. Tayyip Erdoğan sevmiyorlar ya bana verecek. Mesela muhalif partilerde de bu anlayış var. Onlara şunu gösterin. Kardeşim biz istediğimizi seçeriz. Bu aslında halkın kendi gücünün farkına varamaması. İşte o bilinçli olmuş olsaydınız arkadaşlar. O zaman muhalefeti de iktidarda daha dikkatli olurdu. Müteahhiti de daha dikkatli olurdu. Mimarı da daha dikkatli olurdu. Mühendisi de daha dikkatli olurdu. Gerçi artık pek mimar mühendis de kullanmıyorlar. Müteahhit diyor ki şuraya şu kadar bed, e, demir koy. Denetim yok. Şey yok. Yani o müteahhitler o müteahhitler canının okunması lazım. Canını okuyacaksınız onların. Onları denetleyenler. Kim rapor vermiş? Çok ciddi cezalar. Gerekirse bence hapis cezası verilmesi lazım. Ondan sonra bakın bakalım. Bakın bakalım kim onaylıyor? Bir daha onaylar, onaylarlar mı? Öyle kolay mı o? Sizler ev alırken bunun denetim raporu var mı? Arkadaşlar yani bunları yapmazsak olmaz. O yüzden Uranüs büyük uyandırıcıdır değerli dostlarım. Bakın Atatürk gibi bir insan bu ülkeyi uyandırmış ama tekrar uykuya daldık. Yazık. E i̇şte hepimiz atam işte atam atam at Atatürk'ü özledik. Arkadaşlar eğer gerçekten Atatürk'ü seviyorsanız onun ideallerini hayata geçirin öyle oradan her gün Atatürk 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 paylaşımlar değil uygulamada yapın herkes ülke için bir şey yapsın artık bu bakın bıçak kemiğe dayandı şimdi İstanbul'da bir deprem olsa hani Allah göstermesin bu şehri bu kadar büyüttük yani o düşünceyi kafamda hemen atıyorum arkadaşlar çünkü beni gerçekten ürkütüyor depremden daha ürkütücü şeyler var arkadaşlar. Yani şimdi buradan şey yapmak istemiyorum ama olası bir durumda İstanbul tıkış tıkış bir şehir. Yaşanacak kaosu düşünün. Artık uyanmamız gerekiyor değerli dostlarım. Ülkece uyanmamız lazım. Bu böyle olmaz. Birlikte çalışmamız lazım ya. Yani yeter ya şu parti ayrımı falan. Umrunda değil benim kimin ne düşüncesi olduğu. Evet ben de ayrımcıyım bak söyleyeyim. Ben de ayrımcıyım. İnsanları iyi ve kötü diye ayırıyorum. Ama kötüleri de çok dışlamıyorum. Ya onları da en azından bakalım biz bu insanları dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorum. Yaptığım bir tek ayrım o. Çünkü iyiye verdiğim değeri kötüye veremem. Kötüye de elimden geldiğince diyorum ki acaba bu insana bir dönüştürme de yardımcı olabilir miyim? Evet Uranüs zor bir gezegen. Bakın kötü değil zor. Ama o olmasaydı biz gelişemeyiz arkadaşlar. Hep doğal felaketlerle de alakalıdır Uranüs. Beklenmedik olaylar. İşte sebebi bu. oğlu gelişemez ki. Yani o depremler olmasa, yıkıntılar olmasa insan insanoğlu bu kadar gelişmiş binalar yapamazdı. Veya böyle ani şok edici, beklenmedik doğal olaylar olmasa biz insan insanoğlu gelişemeyiz ki. Ya bakın çok sıra dışı bir sistem var diyorum. ilahi düzen var. Anlatmaya çalıştığım bu. Hani bir video yaptım dediğim ilahi düzenle ilgili. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey tesadüf olmuyor. Birileri tesadüf gelmiyor. İşte efendim Tayyip Erdoğan şöyle. Hayır onun da bir misyonu var. Bence o da bu hani yaptıklarıyla bizim toplumun aslında kutuplaştırmayla toplumu birleştirme hani ters bir algı var ve yaptığı yanlışlarla bu ülkenin artık birleşmesi gerekiyor. Bunu yapmalıyız değerli dostlarım. Artık uyanmalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. Öyle sen, ben. Ya, ya bakın futbolda bile ya. Görüyorum. Yok Fenerbahçe Galatasaray benim Ben Beşiktaş tutarım. Efendim hakemsiz tut bilmem ne. Onu sevmiyor. Ulan bu Fenerbahçeler düşsün. Galatasaray düşsün. Ya şuradaki mantık bile çok kötü ya. Ya ben Türkiye 1. Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe olmadı bir lig izlemek istemiyorum. Onlar olmasa ligin zevki olmaz. Onların güçlü çok iyi olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın iyi olmasının şartı onların da iyi olması. Eğer onlar kötü olursa Beşiktaş da gelişemez. Ha Beşiktaş onlar iyi olur ama Beşiktaş onlarla baş edemez. Önemli değil. Önemli olan bu mücadele, o sporda keyif, rekabet. Ben bütün takımları çok seviyorum. Takımlarda bile düşmanız ya. Veya işte memleket şeyi sen neredesin? Aa ben oralara sevmem. Hep böyle bir nefret algımız var. Yani Perverlik şeyimiz yoktu. Bir deprem oldu. Yıldız Hanım geçen gün şeyde konuşuyordu. İnsanlar birbirine artık gitmez oluyordu. Bakın depremle ağırlıyoruz. Birbirimizi de unuttuk arkadaşlar. Ya da birbirimizi şöyle kıyaslıyoruz. Acaba bu Tayyipçi mi, kılıçdaroğlu mu Bunlar artık bırakmak gerekiyor. Siyaset üstü düşünmemiz lazım. Bütün bilinçli insanlar böyle Sen Parti, bu parti. Evet, benim de bazen hayretler içerisinde kaldım. O kadar bilinçsiz insanlar çıkıyor ki düşünüyorum ne yapabiliriz? Bazı umutsuz vakalarla karşılaştım da oluyor dürüst olayım. Ama bunu yaymalıyız arkadaşlar. Uyanmamız gerekiyor. İşte Uranüs'ü bu büyük uyanış mantığını biraz anlatmak istedim arkadaşlar. Yani evet Uranüs depremlerle al alakalı ve uyutmaz sizi. Bakın deprem uyutmaz. Uykudan uyandırıyor sizi. Metafora bakın büyük uyandırıcı. Aslında metafor ve gerçek aynı. İnanılmaz bir şey. Ve ben uyandığımda bunu düşündüm arkadaşlar. Depremde çok kötü sallanıyorum büyük uyandırıcı. Ha, Uranüs. Sonra bağ kuruyorum. E bina kötü olursa çok kötü olur, yıkılır. Ama Uranüs teknolojiyle alakalıydı. Yani niye depremdi? Evet çünkü bunu yap gelişmiş binalar yapmazsan çok iyi binalar yapmazsan yıkılır, altında kalırsın. Müthiş bir mantık. İşte onu görünce de arkadaşlar bunu çok doğal karşılıyorum. Doğal afetler, depremler. Bu biz insanoğlunun gelişmemiz için. O yüzden her gezegeni seviyorum. Pluto çok büyük yıkıcı, yok edici ama yeniden doğumu da simgeler Pluto. Her şey ölür, yeniden doğar. Ama eskileri süpürür. O yüzden hiçbir gezegen kötü değil. Ben bütün gezegenleri ve evleri kötü ev diye bir şey yok arkadaşlar. Evleri seviyorum. Evet bizi zorlayan evler var. Çünkü yaşam zaten böyle rehavet içinde olsa arkadaşlar, mesela zengin hayatı yaşıyorsunuz, o hayattan sıkılırsınız. Bu yaşamın dengesi arkadaşlar. Bu sistemi iyi anlamak gerekiyor. İyi ve kötü dengesini, bu evrenin bir zıtlıklar ve zıtların bir birliği olduğunu anlamamız gerekiyor. Burada bir diyalektik, bir mantık var. Çünkü zıt olmadan yaşam olmaz. İşte o zıtlıkları en iyi ifade eden gezegen de Uranüs. Siz zıtlıklarla deneyimliyor. Çok sıra dışı bir gezegen. Zaten ters yapmış. Bir de böyle ters yapmış. 42 yılı kış bir tarafta ondan sonra dönüyor 42 yılı öbür tarafta kış. Çok enteresan bir gezegen. Zıtlıkları hissetmek gerekiyor. zıtlarımızı anlamamız gerekiyor. Evet bugün videoyu çok uzatmayacağım değerli dostlar. Biraz Uranüs ile ilgili böyle bir video yapmak istedim. Bugün yani çok farklı böyle bu aralar depreme odaklandım. Yine sürekli araştırmalar yapıyorum. Ama bu videonun da gerekli olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Yani zaten aslında bütün videolarımda içinde hep bilgi dolu. Biliyorum çok fazla video hazırladım. Ama mutlaka birileri ihtiyacı olan birileri o bilgileri bulacaktır. ilgisini çeken konularda. Ben elimden geldiğince hani bütüne böyle bilgileri aktarmayı seviyorum. Böyle de bugün bir video yapmak istedim değerli dostlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.